Hepinize merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda köz patlıcan yemeği var. Baba ganuş diyen var, aba ganuş diyen var, imam bayıldı diyen var. Kısacası köz patlıcan. Ama kıymalı yapacağım. Yumurtalı da yapılıyor, soğanlı yapılıyor. Ben bugün kıymalı yapacağım. Ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve hemen tarifime geçiyorum. Şöyle yazın. Tandırda köze dolaba koyduğum patlıcanları kullanacağım. Patlıcanlarımızı şöyle biraz eridikten sonra dolaptan çıkarıp eridikten sonra bıçakla güzelce ince ince kıyıyoruz. Kıydıktan sonra biraz döveceğim. İmam bayıldı demeleri de ondan geliyor belki dövdüğümüz için. Şöyle güzelce ezilmesi için demir bardağın önce ağzıyla şöyle biraz vuruyoruz. Daha çok ufaltması için. Sonra tabanıyla güzelce dövüp daha çok güzelce ezilmesini sağlıyoruz. Ne kadar ezilirse o kadar da güzel olur. Şöyle bakar mısınız? Gayet güzel ezildi. Bu yemek yazın bizde çok yapılır. Artık dolaba koyuyoruz ve kışın da yiyoruz. Çünkü çok seviyoruz. Çok sevilen bir yemektir. Hemen tavamıza biraz zeytinyağı aldıktan sonra şöyle 200 gram kadar kıymam ekledim. Kıymanın suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Ve üzerine rendelemiş olduğum ince rendeni geçirdiğim bir diş sarımsağı ekliyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Soğanlı, sarımsaklı, yumurtalı, kıymalı hangisini istiyorsanız. Ve sarımsağını da kavurduktan sonra üzerine dönmüş olduğum patlıcanımı da ekliyorum. Güzelce kavuruyoruz. Bu yemeğin tadı biraz da yağlı olması lazım. Daha güzel oluyor. Tuzunu da ayarladıktan sonra tekrar kavuruyoruz. Ne kadar çok kavursanız o kadar da lezzetli oluyor. Şöyle ortasını açtım. Hemen burada şöyle konserveden menemenlik için yaptığımız biberli konserveden 3 kaşık koydum. Üstüne kapatıyorum ki alttan pişmesi için. Bu da tamamen tercih meselesi. Ve birlikte kavuruyoruz. Domateslerimizle de güzelce hemhal olduktan sonra servise hazırdır. İsterseniz baharat koyabilirsiniz. Bu da isteğe bağlı. Biraz karabiber ve biraz pul biber koydum. Koyduktan sonra altını kapatıyoruz ve servis ediyoruz. Bu kadar kolay ve basit ama çok lezzetli. Bir de yanına yufka, saç ekmeği oldu mu içine koyup böyle dürüm yapıp yeniliyor bizden. Bu şekilde çok seviliyor. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, iyi seyirler diliyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Siz hangi bölgeden izliyorsunuz ve sizde de bu yemek var mı? Çünkü genelde bu yemek Güneydoğu'da yapılıyor.